Herkese merhaba. Bu videomuzda bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatasının çözümünü göstereceğim. İşlemlerimiz olabildiğince basit. Örneğin Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarınıza indirdiniz ve bunu bir USB belleğe yazdırdınız. Ardından herhangi bir bilgisayara e format atmak istediğinizde karşınıza bu şekilde bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatası gelebiliyor. Tabi bu hatanın birçok nedeni olabilir. Örneğin RAM'den kaynaklanıyor olabilir. Secure Boot'tan kaynaklanıyor olabilir. Ya yani farklı bir şekilde TPM eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenlerden dolayı özellikle eski bilgisayarlar Windows 11'i çalıştıramıyor. Şimdi birazdan göstereceğim yöntemle istediğiniz bilgisayara Windows 11'i kurup çalıştırabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak kurulum ekranını göstereyim arkadaşlar. Kurulum ekranında biliyorsunuz karşılığında şu şekilde bir pencere geliyor. Burada şimdi yüklediyoruz. Ve devamında arkadaşlar burayı bypass etmek için ürün anahtarım yok diyoruz. Karşımıza şu şekilde yüklemek istediğiniz işletim sistemi seçeneği geliyor. Ben burada örneğin Windows 11 Pro'yu seçiyorum. Ve sonraki dediğimde karşımıza şu şekilde bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatası gelebiliyor. Peki bu hatayı nasıl açacağız? Bu için hemen geri geliyorum. Yani şu ekrandayken klavyeden Shift ve F10 tuşuna basıyorum. Bakın Shift ve F10 tuşuna basıyorum. Karşımıza bu şekilde siyah bir ekran gelmiş oluyor. Buraya Regedit yazıyorum. Regedit yazdıktan sonra Enter yapıyorum ve devamında karşımıza kayıt defteri düzenleyicisi geliyor. Burada ilk olarak Hikey Local Machine yazan yeri açıyorum. Ardından Sistem yazan yeri açıyorum ve buradan arkadaşlar Setup yazan yeri tıkladıktan sonra şu şekilde açıyorum ve karşımıza şu şekilde pencere gelmiş oluyor. Setup seçiliyken bu kısımda boş kısımda sağ tıklıyorum yeni diyorum ve anahtar diyorum. Bu anahtarın adını Lab config olarak değiştiriyorum. Bakın ilk harfleri büyük olacak şekilde lab config ve birleşik olacak şekilde Aynen yazıyorum. Enter yapıyorum. Ve ardından şu boş kısımda arkadaşlar sağ tıklıyorum. Yeni diyorum. Ve buradan The Word 32 bit değerini seçiyorum. Ve bunun adını Bypass RAM Check olarak değiştiriyorum. Bakın yazılışı aynen böyle. Bu şekilde değiştiriyorum. Ve Enter yapıyorum. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Hemen şu boş kısımda tekrar sağ tıklıyorum. Yeni diyorum. Ve buradan The Word 32 bit değerini tekrar tıklıyorum. Ve bunu arkadaşlar Bypass Secure Boot Check olarak değiştiriyorum. Bakın aynı bu şekilde değiştiriyorum ve enter yapıyorum ve tekrar devam ediyorum. Son bir tane kaldı. Sağ tıklıyorum. Yeni diyorum ve buradan The word 32 bit değerini seçiyorum. Bunu arkadaşlar bypass TPM check olarak değiştiriyorum. Bu şekilde değişikliği yaptıktan sonra şimdi değerlerini hepsini 1 olarak değiştireceğim. İlk olarak rem'in üstüne arkadaşlar tıklıyorum ve değer verisini 1 olarak değiştirip tamam diyorum. Ardından secure boot'u arkadaşlar çift tıklıyorum. Değer verisini 1 olarak değiştirip tamam diyorum ve son olarak TPM'in üzerine çift tıklıyorum. Değer verisini 1 yaptıktan sonra tamam diyorum işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi pencereyi kapatabiliriz. Ardından şunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar buradan herhangi bir işletim sistemini seçin. Daha doğrusu yüklemek istediğiniz işletim sisteminin sürümünü seçtikten sonra sonraki diyelim. Ve bakın arkadaşlar kurulum aşamasına geçtik. Bu aşamadan sonra Windows 11'i bilgisayarınıza kurmaya başlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.